Anneanne uyan. Çilek sen misin? Uyanım. Hayırdır? Seninle konuşmam lazım anneanne, çok acil. Geleyim mi hemen? Yok sen gelme, müsaitsen ben gelirim. Şimdi herkes uyuyor. Tamam, bekliyorum. Merhaba anneanne. Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Geç otur şöyle. Konuşalım. Merak ettim. Dedem de teyzem nerede? Teyzen uyuyor, deden de bahçede. Zaten yalnız konuşmamız daha iyi olurdu. Tamam, seni dinliyorum. Babam başka bir iş bulmuş. Haberin var mı? Evet, haberim var. Umur amcan söyledi. Ne abim, ne ablan, ne ben taşınmak istemiyoruz. Ya Betüş? Aslında o da babamı çok sevdiği için bu işe bir şey demiyor. Ama o da kafeden Suzan teyzeden ayrılmak istemiyor. E çok haklılar ya. Ben de istemem. Şimdi onlar Ankara'ya taşınacak diye ben de şatoyu Ankara'ya taşımam gerek. Diyorum ki anneanne, sen bir sihir yapsan diyorum. Babamın aklına şu iş değişine fikrini çıkartsan. Ben öyle sihirleri bilmediğim için sana geldim. Taşınmayı düşünene kadar ben bunu niye düşünemedim? Hay aklınla bin yaşa. Betüş'e söyledim. İyilik perileri, fadileri kararlarıyla doyuramaz dedi. Ben oynarım arkadaş. Bu sihir işe yarayacaksa oynarım. Yani yapacak mısın? Tabii. Hem de hemen şimdi. Ama bu sihir uzun sürebilir. En iyisi sen eve git. Senin yokluğunu fark etmesinler. Ben işi bitirince size gelirim. Merak etme. Teyzemi çok özledim. Onu öpüp geliyorum. Tamam. Sus Taci, konsantrasyonumu bozma. Ne sihriymiş bu sabah sabah? Sus dedim, karışma sen. Dikkatim dağılıyor. Aman aman, sustuk. Sakyana katyana, pasti. Ne oluyor baba? Annen sihir yapıyor ama ne sihri yaptığını söylemiyor. Aa, bakalım. Nasıl bakacaksın? Aa, bu sayfadan bir şey yapıyor. Neymiş? Ay, fanilerin fikirlerini ve kararlarını değiştirme sihri yapıyor. Aa, sadıklar taşınmasın diye yapıyor kesin. Bence de. Bunu hemen engellememiz gerek. Yoksa bütün hayallerim suya düşer. Oh, nihayet bitti. Bir saate kalmaz sadığın fikri değişir. Artık çok geç baba. Hiç de değil. Daha bir saatimiz var. Çabuk odana çıkalım, bana Perihan'ı çağır. Aa, Eda, nereye? Bir günaydın bile demedin. Vakti yok. Eda beni çişe götürüyor. İyi. Hadi gidin. Ay ne var baba? İki ayağımı bir papuca sokuyorsun. Kaybedecek bir dakikamız bile yok kızım. Çabuk çağır Perihan'ı. Perihan teyze. Perihan teyze. Ay gene ne var Eda? Ya Perihan teyze, bize bir gelebilir misin? Odamdayız. Babam seninle çok önemli bir şey konuşacakmış. Biraz bekler misiniz lütfen? Aa, meşgulüm. İşim bitince gelirim. Duydun işte baba. Meşgulmüş. Biraz beklemek zorundayız. Saat kaç şu anda? 9. Ona kadar vaktimiz var desene. Çünkü eğer bunu yaparsam sana haksızlık edeceğimi düşünüyorum. Firuze'den, Suzan Hanım'dan, kafeden ayrılmak benim için de çok üzücü. Ama yine de şunu bilmeni istiyorum ki... eğer mutlu olacaksak seninle dünyanın öbür ucuna bile gelirim. Betüş. Lütfen kendi içindeki sesi dinle. Ve seni ne mutlu edecekse onu yap. Ama bunu yaparken... çocuklarımızı da düşün. Eğer taşınmamız gerekiyorsa taşınırız. Ama bunları onlara başka bir dille anlatmamız lazım.
Tamam Betüş. Tartışmamızın hiçbir anlamı yok artık. Karar verdim. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ne? Evet. Yalnız sakın şimdi söyleme çocuklara bunu, tamam mı? Ben dönünce birlikte söyleriz. Zira onları çok daha büyük bir sürpriz bekliyor. Nereye? Ne sürprizi? Hayatım, ofise gidiyorum. Yani malum Umur Bey'e eşyalarımı toplayacağımı söylemiştim. Yeni işe de gidemeyeceğime göre işsiz kaldım. Vakit dolmak üzere. Bakalım fikrin değişecek mi şapşal damat? Nerede kaldı bu Perihan? Saat kaç oldu Eda? 10'a 10 var. Eyvah, desene 10 dakikacık kaldı. Kusura bakmayın çocuklar, biraz sert çıktım ama bir faniye yardım etmem gerekiyordu. 10 dakika içinde bize de yardım etmen gerekiyor Perihan. Hem de acilen. Sorun ne? Ya sorma Perihan teyze. Annem enişteme kararı değişsin sihri yapmış. Ne kararı? Şimdi sana uzun uzun anlatamayız. Sihrin adı bu. Kararı değişsin sihri. Şimdi sen de tam tersini yap. Eski kararına dönsün sihri yap. İyi de ben bu sihri yaparsam ancak bir saatte tutar. Anneninki de öyle. Problem de bu zaten. Dudu sihrini bir saat önce yaptı. Onunki tutmak üzere. Senin hemen bozman gerekiyor. Bakın çocuklar söyleyeyim. Bir saatten önce imkanı yok tutmaz. Ama yapayım. Ha, siz de bana bu arada olup biteni anlatın bakayım. Ne trajik bir manzara. En iyi elemanım en büyük rakibi bir şirketine gidiyor. En iyi elemanınız olduğum keşke gitmeden önce aklınıza gelseydi Umur Bey. Ya çalışırken söyleseydin sen de zammam isteyip sinirimi bozsaydın. Umur Bey, ben hiçbir zaman sizden zam filan istemedim. Sadece hak ettiğim maaşı istedim ama siz hiçbir zaman vermediniz ki. E işte yeni işinde vereceklermiş. Gözünü aydın. Neredeyse benim kadar para kazanacaksın. Evde vereceklermiş ha. Böyle 5 odalı, bahçeli. Evdekiler sevinmiştir herhalde. E tabii ya. Çocukların harçlıkları artacak. Daha büyük, daha geniş odalarda oturacaklar. Bayram etmişlerdir. Hayır. Hiç de böyle şeyler olmadı. Yani sevinmediler mi? Sadece aynı şartlarda sevdikleriyle kalmayı tercih ettiler Umur Bey. Ne yani? Gitmiyor musunuz? Hayır, gitmiyoruz. Taşınmıyoruz. Ne? Bir daha söyle bakayım. Taşınmıyoruz Umur Bey. Neler oluyor? Sadık zaten taşınmıyoruz, gitmiyoruz diyor. Kafam karıştı şimdi. Peki ben hangi kararı değişsin diye sihir yaptım? Bu işte bir iş var. Dudu'nun sihri erken mi tuttu acaba? Sadık kesin taşınmaya kararlıydı. Olur mu baba? Saate baksana. Annemin sihrinin tutmasına tam 1 dakika var. Olamaz. Sadık meğer kararını değiştirmiş. Şimdi Dudu'nun sihri tam tersine tutacak. Bırak o zaman toparlanmayı be. Bakalım. Yanımda çalışmaya devam et. Nasıl yani? Şöyle. Gerçi sana o şirket kadar maaş veremem. Ama maaşına makul bir ölçüde zam yaparım. Anlaştık mı? Ah, bu arada boş bulunup sana en iyi elemanım olduğunu da söyledim ama neyse. Hadi anlaştık mı? Anlaştık. Nasıl yani? Evet. Gidiyorum, o şirkette çalışacağım. Sadık, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok. Pardon ama ben dün size istifa ettiğimi söylemiştim değil mi? Sadık, sana bir haller olmuş. O şirketten iş teklifi aldığından beri şımarmışsın sen, şımarmış. Züppe olmuşsun, züppe. Ne halin varsa gör. Cehenneme kadar yolun var. Heybaa. Her şey Arap saçına döndü. Nereden bilebilirdim Sadık'ın kararını kendiliğinden değiştireceğini? İşler karıştı Perihan. Karıştı ki ne karıştı? Hayır, beni de bulaştırdınız bu çorbaya. İşin kötüsü bir saat sonra eniştem taşınmaktan vazgeçmiş eniştem olacak. İyi işte canım. Böylece doğru yolu bulmuş olacak. O benim sihirli annem.